Geçtiğimiz hafta Pastel Dağ da böyle tepkili karşılamıştı onu içeride. Bakın bu sefer karşılık veriyor. Çapkın hemen yuvalığın içerisine girmiş. Bu poşet tamamen dolu olduğunda yaklaşık bir 60 lira falan tutuyor. Umut da diğer kuşları merak ettiği için ikinci kata çıktı. Meraklı müfettiş içeride ne var diye bakıyor ve hemen müdahale ediyor ebeveynler. Bakın Çapkın nasıl kovalıyor. Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuşlara yuvalık takacağız. Artık %80 oranında eş olan kuşların belli oldular. Sadece pastelin eşi konusunda sıkıntı var. Çıtırı biliyorsunuz sultan papağanlarının yanına koymuştum. Diğer kuşları istemediği için. Onu saldığımda bazen pastelin yanına gidiyor. Bazen de salma kafesteki eski eşinin yanına gidiyor. Tam olarak hangisiyle eş olacağına karar veremedi çıtır. Şu anda da sultan papağanlarımla sallanıyorlar salıncakta. Sultanlara da yuvalık takacağız. Onlar da çok fazla kuş sesleri falan çıkarmaya başladılar bugünlerde. Yavru yapmak istiyorlar. Salma kafes oldukça sakin görünüyor. Şu an karınlarını doyuruyorlar çünkü. Normalde çok fazla ses çıkarıyorlar kızıştıkları için. Bugün biraz daha sakinler. Masaya da şöyle yuva malzemelerini koydum. Plastik foldukları, talaşları. Gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Plastik folluk kullanacağım yine. 4 tane çiftimiz olduğu için 4 tane folluk var. Ve evcil hayvan talaşı aldım. Karaçam talaşı alacaktım da bulamadım. Yine birer tane tünek takacağız. Üçer tane gemlik. Bir sultan papağanlarımıza bakalım. Onlar da gayet sakin görünüyorlar. Yavrulardan bir tanesi salıncakta. Çıtır yine yukarıda duruyor. Çok kızıştığı için sürekli kafasını falan sallıyor. Dişi kuşlarda çok nadir olarak görüyoruz genelde kuru davranışlarını. Yerde de elle beslediğim sultan papağanım Çıtır ve Çapkın var. Çapkın yine yuva arayışı içerisinde. Sürekli yuva yapacak yer arıyor. Onları biraz yalnız bırakalım. Pastele bakalım. Çıtır fırsattan istifade yine kaçtı. Bu kez pastelin yanına geldi. Pastele yine kuru davranışları sergilemeye başladı. Bakalım limonun yanına gidecek mi? Ya da gitmezse pastele eş olarak kabul etti diyebiliriz. Şu an dişi muhabbet kuşlarında gördüğümüz çiftleşme davranışını aldı Çıtır. Pastel de ona kur yapıyor. Dişi muhabbet kuşları böyle donup kalıyorlar. Gözlerinde göz bebekleri de küçülüyor o sıralarda. Yine kafese girmek için etrafı geziyor. Bu kez limonun yanına gitmedi. Bu çok olumlu bir gelişme. Pastel kur yapıyor. Oradan da bizim şey bakıyor. Afacan bakıyor. Afacan eşsiz kaldığı için muhabbet kuşları duydukları seslerde hangi kuşun yuva yapmaya hazır olduğunu anlıyorlar. Afacan bunu anladığı için sürekli çıtıra bakıyor. Evet, Pikachu da geldi, bir bakıyor ne oluyor diye. Çok meraklılar gerçekten. Bulut da bakıyor oradan. Bulut'un maalesef eşi yok. Pascal öldükten sonra şu sıralarda yalnız takılıyor. Biraz daha kendine geldi diyebilirim onun için. Evet, Çıtır yine pastele kur yapmaya başladı. Pastel de ona karşılık veriyor. Kapıyı açacağım içeri girmesi için. Ve içeriye girdi. Gayet olumlu gibi. Geçtiğimiz hafta Pastel daha da böyle tepkili karşılamıştı onu içeride. Bakın bu sefer karşılık veriyor. Sanırım o da çok kızıştı. Ve dişi kuşumuz yine çiftleşme davranışını sergiliyor. Küçüldü göz bebekleri. Sadece erkek olan kuşa odaklanıyorlar bu çiftleşme anlarında. Evet. Maalesef bizim Pastel'den karşılık bulamadı arkadaşlar. Pastel her zamanki gibi yine deli bir kuş. Yine kur davranışları sergiliyor Pastel. İnşallah olur yani ilerleyen günlerde. Şu an tam karar veremiyorum ama ikisi de çok kızışmış durumda. Sultan
Sultan popanlarımız da bir tanesi peçeteleri yırtıyor her zamanki gibi. Duman da eşi çapkını korumaya çalışıyor. Onlar için yine eskiden yapmış olduğum yuvalığı kullanacağım. Çünkü piyasada bu ölçülerde maalesef yuvalık yok arkadaşlar. Genelde satılanlar çok küçük sultan popanları için. Özellikle bir de 5-6 tane yavru olunca büyüdüklerinde içeride sıkış tepiş oluyorlar. Bunu kendim yapmıştım. Sultan papağanı yuvalığı yapımı isimli videomu izleyebilirsiniz. Yuvalığı temizledim ama dışkılar tabii ki kuruduğu için çok fazla çıkmadı. Mıknatıslı bir kapısı var. O çivilerde tahtalar vardı normalde. Sökmüşler onları. O sivri yerleri kesmem gerekecek. Böyle içi gördüğünüz gibi çok geniş. Oradaki mıknatıs sayesinde kapıyı sıkı tutuyor. Açamıyor içeriden kuşlar. Öndeki girişi de sultan papağanlarım kemirmişler. Biraz talaş koyacağım içine. Talaş yumurtaların bir arada durmasını, ısınmasını sağlıyor. Özellikle kış aylarında çok güzel oluyor. Yaz aylarında da kuş kumu tercih ediyorum genellikle. Bir miktar talaş atacağım içerisine. Çok fazla koymaya da gerek yok tabii ki. Çünkü bazı kuşlar huylanıyorlar, dışarıya atıyorlar bütün talaşları. Zaten içinde yuvarlak folluğu da var. Oraya birikiyor yumurtalar. Ortalama da 7-8 tane yumurta falan yapıyor çapkın. Yuvalığın içine takalım folluğumuzu. Şimdi bu şekilde asacağız. Kafesin içerisine zincirlerle. Zincirini kaybetmişim. O yüzden Cesur'a yapmış olduğum oyuncağı çıkardım. Sultan papağanı ailemiz bütün yavrularıyla birlikte yukarıdaki tünekte duruyorlar şu anda. Salıncaklarını söktüm yuvalık takacağım için. Sultan papağanları ailelerine karşı çok bağlı oldukları için yavruları başka kafese koymayacağım. Hepsi içerideyken takacağım yuvalığını. Tabii zaman içerisinde eğer yanlış bir davranışlarını falan görürsem farklı kafese aktarırım yavru kuşlarımızı. Yukarıdaki çiviye takıyorum yuvalığı. Güzel oldu. Önüne de tabii bir tane tünek takmam gerekecek rahat girmeleri için. Bizim çıtır yavaş yavaş aradan kaynıyor dışarıya doğru. Dışarıyı çok merak ediyor ama kontrolsüz uçtuğu için çok çıkarmıyorum. Bir tane tünek taktım yuvanın önüne. Duman merak etti, gelmeye başladı. Çapkın da şimdi görür görmez gelir hemen. Bakın kafasını sallayarak yuvalığın içerisini kontrol ediyor. Yuvanın içerisine girmeye çalışıyor. Korktukları için temkinli delikten içeriye bakıyor. Şey de huylandı duman. O da girmek istiyor ama ben olduğum için gelemiyor bu tarafa. Benden çok korkuyor duman. Bu da Elizabeth'le eşi Tatlı. Sürekli besliyor Tatlı yemleri yiyerek Elizabeth'i. Elizabeth de aşırı derecede bir kilo artışı oldu sürekli beslediği için. Genelde çiftleşme dönemlerinde dişi kuşlar çok kilo alıyorlar. Bu da Afacan. Afacan yalnız kaldı. Dumanı görüyorsunuz. Pascal'ın ölümünden sonra o da maalesef yalnız kaldı. Eş arayışı içerisinde şu an beşizlerden, erkeklerden bir tanesi ona kur yapıyor ama karşılık vermiyor. Çapkın hemen yuvalığın içerisine girmiş. Hemen hazırdı zaten, çok kızışmış durumdaydı. Muhtemelen birkaç gün içerisinde de yumurta yapacağını düşünüyorum. Birkaç gün değil de bir 5 gün sonra falan yumurta yapmaya başlar ve koruma içgüdüsüne dönüştü hemen. Bakışlarından anlayabilirsiniz. Ben ona baktığım için saçını aşağıya doğru indirdi. Böyle sağa sola sallanarak yuvasını korumaya çalışıyor. Normalde dışarıda olsa böyle davranış sergilemez. Ve kafesleri hazırlayalım kuşlarımız için. Ben ikinci kapıya takıyorum. Zaten olması gereken de o.
İkinci kapının yayını söktüm arkadaşlar. Şimdi folluğa biraz talaş koyacağım. Talaş koyduktan sonra yuva kutusuna yerleştiriyorum. Şimdi ikinci kapıya takacağım. Onu taktığım zaman ağırlığından dolayı kafes diğer tarafa doğru düşüyor normalde. Tünek ve su takınca dengeleniyor biraz. Kafeslerde genellikle böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bakın şimdi suluğu takacağım ve kafes dengelenecek. Yemlerim de bitmiş bu arada. Bu hafta yem almaya gitmemiştim. Biraz kanarya yemi karıştırıyorum içerisine. Biraz muhabbet kuşu yemi. Ve yemlikleri dolduruyorum. İki tane yemlik koyacağım. Bir tane de mama kabı. Üreme dönemlerinde yumurta mamasıyla da destekliyorum kuşlarımızı verimliliği artırmak için. Ve kalamar kemiği takacağım. Kalamar kemiğini ben poşet kiloyla alıyorum arkadaşlar. Bu poşet tamamen dolu olduğunda yaklaşık bir 60 lira falan tutuyor. Tanesi 1,5-2 liraya falan geliyor bana. Kuş sayım fazla olduğu için fazla almak zorundayım çünkü. Biraz da kuş kumu koyacağım yeminin içerisine. Kum ihtiyacı için. Karıştırıyorum, gizliyorum kuş kumlarını. Yemi yedikçe onu da yiyor. 3 tane kafes monte ettim ve üst üste koydum. Her zamanki gibi. 2 tane çiftimiz alta, bir tanesini de üste koyacağım. Elizabeth yuva kutularını görür görmez hemen salma kafesten çıkmaya çalışıyor. O da çok kızışmış durumda. Bakın nasıl mücadele ediyor yuva kutusuna gitmek için. Kuşları bu arada ben kendi isteğim nedeniyle üretmiyorum arkadaşlar. Kuşlar çok istekliler. İstekli oldukları için de sürekli dişi kuşlar diğer kuşlara saldırmaya çalışıyor. Buldukları karanlık yerlere yuva yapmaya çalışıyorlar kendi kendilerine. Yani bu onların doğal istekleri. Ben kendim üretmek istediğim için üretmiyorum onları. Evet, şu an Bulut yine 500'lerden bir tanesi kur yapmaya çalışıyor ona. Hiç pas vermiyor Bulut. Bu kuşumuz takmış durumda Bulut'a. Kendisine eş olarak seçmiş. İlk kafese Elizabeth'i yerleştiriyorum. Hemen ardından Tatlı'yı. Elizabeth kayboldu bir anda. Bu kafesimize de Pikachu'yla eşi Ceviz'i yerleştiriyorum. Diğer kafese de bizim Lady ile Limon'u yerleştirdim. Kafesin kapısı arkada kalmış. O yüzden yuvadan soktum. Onlar da şaşırdı. Ve Pastel'le Çıtır'ın yuvalığı. Her zamanki gibi isimleri de yapıştırıyorum. Güzel oldu. Buna da Pikachu ile Ceviz. Şu an için yerleştirmeyi tamamladım. Bütün yuvalıkları monte ettik. Kuşlarımızı kafeslere yerleştirdik. Ve kur yapmaya başladılar ama Pastel ile Çıtır biraz sakin. İlk başta daha çok hareketlilerdi. Şu an sanırım biraz daha sakinleştiler. Pastel yaklaşmıyor yanına. Elizabeth de yemliği hemen aşağıya düşürmüş. İleri geri gidiyor. Alışamadı yeni kafesine. Ve salma kafes oldukça sakinleşti. İçinde afacan kaldı. Bulut, bir de 500'ler var. Yok, 4 tane 500'lerden 4 tanesi afacan, bir de Bulut. İçinde 6 tane kuşumuz kaldı. Bu da Çıtır. Çıtır her zaman burada durur genellikle. Ve başını okşatır bana. Çok sakin bir kuş karakteri gereği. Bizim Çıtır hemen yuvalığın içerisine girmiş. Biraz da yavru kuşlarımıza bakalım. Yavru kuşlar da her zamanki gibi çok oyuncular. Henüz kızışma belirtileri olmadığı için onlarda, yaşları küçük olduğu için büyük kuşların aksine daha çok oyun oynamayla geçiriyorlar vakitlerini. Keşfetmeyle geçiriyorlar. Ama birkaç ay sonra bunlar da kızışmaya başlayacak. Diğer kuşlarımız gibi sürekli kur davranışları sergileyecekler. O yüzden ilk 6 ayı muhabbet kuşlarında çok güzel oluyor onlarla oynamak için. Her zamanki gibi Pascal'ın yavruları
Elimi ısırmak için geldi bir tanesi. Hemen diğeri de geliyor. Pascal da geliyor. Mavi kuşumuzun ismini Buz koydum. Sizin istekleriniz doğrultusunda. Yeşil olan kuşlarımızdan bir tanesini de Çimen koydum. Bir tanesini Ice istemiştiniz. O yüzden bu kuşumuzun ismini Ice koydum arkadaşlar. Tepeli olanı. Elizabeth'in yavrusunu. Bakın nasıl ısırıyor elime. Hemen böyle tuhaf tuhaf her yeri yokluyor. Çok heyecanlılar yavru oldukları için. Çok fazla acıtmıyorlar ama. Büyük olsalar biraz sert ısırırlar da küçük oldukları için sıkıntı olmuyor. Kuşumuzun rengi de biraz canlandı. Yavruyken daha soluktu. Şu an desenleri falan tüy dökümünden sonra daha da çok ortaya çıktı. Çok hoş, ismine de yakışır bir rengi var. Bakın parmağıyla nasıl tutuyor. Kuşlar benim elimi ısırmak için birbirleriyle kavga ediyorlar. Bu da sarı olan yavrusu Pascal'ın. Rengini çok seviyorum. Ve biraz da Cesurlu Umut'a bakalım. Cesurlu Umut da şu sıralarda mutlu olduklarını düşünüyorum. Tam olarak emin olmasam da. Yani davranışlarından bir önceki haftalara göre daha da böyle hareketliler. Kafeslerin içinde daha güzel oyunlar oynuyorlar. Oradan daha mutlu olduklarını anlayabiliyorum. Cesurlu aramız artık daha iyiye gitmeye başladı. Bakın daha sakin. Sevdiğim zaman korkmuyor. Umut da diğer kuşları merak ettiği için ikinci kata çıktı. Salmadaki yavru kuşlarımızı merak etti. Onun kardeşleri de var çünkü orada. Böyle çıkıp ikinci kattan genellikle onları seyreder. Biraz bu tarafa bakıyor, biraz da o tarafa. Şu anda da karpuzu görüyorsunuz. Karpuz bugünlerde çok sinirli. Yuva yapmak istiyor sürekli. Karanlık olan yerlere, peçetelerin altına falan giriyor yuva yapmak için. Ve müfettiş. Müfettişi de biraz Sultan Papağanlarımın yanına koyacağım. Son kez hasret gidersin çapkınla. Çünkü yuvaya yattığı zaman yuvanın içerisinde göremiyor çapkını. Çok morali bozuk oluyor. Evet, Duman biraz kötü karşıladı müfettişi. Müfettiş şu anda bağırıyor çapkının çıkması için. Çapkının yuvanın içerisinde olduğunu biliyor. Az önce görmüştü arkadan. Tabii Duman izin vermiyor ona. Duman arka tarafa gitse hemen müfettiş onun konduğu tüneye gidiyor. Çapkına bakmak için. Çapkın da çıktı ama biraz tuhaf karşıladı bu kez. Yuvayı sahiplendiği için bizim meraklı müfettiş içeride ne var diye bakıyor. Ve hemen müdahale ediyor ebeveynler. Bakın çapkın nasıl kovalıyor. Böyle sert göründüklerine bakmayın, çok korkuyorlar müfettişten. Sadece caydırıcı bir davranış gibi görebilirsiniz yaptıkları davranışları. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kuşların yuvalıklarını yerleştirdik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.